çiftçilerimizin ihtiyaçlarını gidermek bir fayda projesiyiz. Bir sosyal sorumluluk projesiyiz. Kooperatif zihniyetinde kurulmuş olan bir fabrikamız 1988 yılında. Şu anda Amber Çay Sanayi Ticaret Anonim Şirket olarak faaliyetine devam ediyor. Bölgemizde ciddi anlamda çay üretilmekte. Fakat butik çay üretilmekte, doğal çay üretilmekte. Türkiye'nin en genç çay filizleri, çay yaprakları bu bölgemizde. Bunun için bu bölgemize dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye'nin %3 kuru çayını üretmekteyiz. Fakat bölge markamızla Türkiye'de yaklaşık 50 bin ton kuru çay satılmakta. 50 bin ton. Biz 3 bin ton, 8 bin ton civarında kuru çay var bölgemizde. Yani bir Tirebolu bölgesi, Giresun bölgesinin ismiyle 50 bin ton çay satışının nasıl olabilecek olduğunu sorguluyoruz. Bunu sizlerin desteğiyle birlikte de duyurmak istiyoruz. Yaklaşık 3 bin ton çayı Amber Çay üretiyor. Çaykur dahil geri kalan 5 bin tonu diğer çay fabrikalarımız üretiyor. 10'a yakın çay fabrikamız var. Bu bölgedeki 10 bin ton, 8 bin ton çay üretilirken 50 bin ton çay satılıyor. Çaykur dahil. Bunu lütfen sorguluyoruz. Bunun sizin desteğinizle tüm kamuoyuna aktarmak istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Ticaret Odası Başkanımıza da sözü vermek istiyorum. Sayın Başkanlarım, Sayın Müdürlerim, çok değerli basın mensuplarım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz yüksek. Evet, buraya Amber Çay Fabrikası'nın çay etkinliği programına katılmak üzere katılmış bulunuyoruz. Bu firmanın en büyük özelliklerinden birisi de firmaya çay veren üreticilerin firmaya ortak olması. Yani tamamen köylü vatandaşlarımızı bu firmaya ortak olarak Türkiye genelinde yapılanmaya gitme arzusu ve çabası içerisinde olmaları. Ben arkadaşlarımızı takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Gerekli konularda zaten başkanımız Şevket Bey bu konuda yeterli bilgileri verdi ama ben de kısaca bilgilendirmek istiyorum. Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin ton yaş çay rekoltesi olmakta. Bunun 35 bin 40 bin tonu ilimizde olmakta. Yani 2 ile başkanım sadece %3 gibi dedi ama 2 ile 3 arası aslında bu rekolte. Yani baktığımızda çok az bir çay üretilmekte. Yani burada çayımızın azlığı bizim çaydan yeterli miktarda faydalanamadığımız anlamına gelmez. Giresun hakikaten hem çaydan hem fındıktan yeterince faydalanıyor ve kalitesiyle birlikte ön plana çıkmakta. Çayımız kalitesini nereden alıyor? Çayımız kalitesini toprağın mineral yapısından ve ikliminden almakta. Allah'ın özgü Giresun'a bahsetmiş olduğu bir iklim ve toprak yapısı bu. Bununla ilgili olarak da çayımızda bu şekilde buruklık ve lezzetini iklimimizden alıyor. Evet. İlimizde Tirebolu, Göreli, Esbiye, Eynesil, Yüce ilçelerimiz olmak üzere yaklaşık 12 üretim tesisimiz bulunmakta. Amber Çay da bunlardan bir tanesidir. Evet arkadaşlar. Sizlerin soracağı bir şeyler varsa onları cevaplayayım isterseniz. Bu bölgede ne kadar bir çay üretimi yapılıyor? Genelde çay denince işte Trabzon, Of, Rize vesaire ama Giresun'da ne kadar bir çay üretimi yapılıyor? Bununla ilgili bir tespitiniz oldu mu, araştırma? Var, var. Yani bu bölgede resmi olarak 30 bin ton ama gayri resmi olarak da 40 bin ton olduğu söyleniyor. Yaş çay yaprağı. Yaş çay yaprağı. Yaş çay yaprağı. Yaş çay yaprağı. Buna da bölü 5 diyeceğim. Evet. Evet. Hüseyin Bey de yönetim kurulu başkanımız, evet. Amber Çay. O gerekli açıklamayı da tam anlamıyla başkanım. Hüseyin Bey. Hüseyin abi. Ya bölgemizdeki tam anlamıyla. Tamam. Bizim bölgemiz tabii Giresun ile olduğu gibi Trabzon, Vaf, Kebir ve Beşiktaş'ı da bizim Tirebolu bölgesine dahil yaş yaprakta. Oradan da taze dikim yaş yaprak alıyoruz. Yaklaşık geçen yıl 38 bin ton yaş yaprak oldu. İşte 7500 ton civarında kuru çay ürettik. Bunun 2500 tonlu amber çay geçen yıl üretti. İşte geri kalanında Çaykur fabrikası dahil diğer 11 fabrika üretti. Bu seneki hedefimiz 3000 ton kuru çay üretmek. Yani 15 bin ton yaprak almak.
Ama bu sene rekolta %25 civarında düşük. Öyle bekliyoruz. Yani o 40 bin ton yaprağın yaklaşık 32-33 bin ton gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani bu bölge çayını hem Trebol markası hem bizim Eynesil export markamız var. Onunla beraber Giresun ili markası olarak Türkiye'de hem internet üzerinden hem pazarlama üzerinden satıp bu bölgeyi farklı damak tadında çayla tanıştırmak istiyoruz Türkiye'ye. 50 bin ton çay dediniz. Arada büyük bir fark var. Kaçak çay bu, başka yörelerin çayı, Giresun çayı, Trebol çayı diye satılıyor. Oradan mı kaynaklanıyor? Onunla ilgili de şöyle bir bilgi vereyim. Şunu demek istiyor Şevket Bey. Şimdi biz 8 bin ton kuru çay yapıyoruz. Trebolu bölgesinden işte bahsettiğim Eynesili, Gücesi, Beşikdüzü, Vakfiyebiri, işte Trebolusu, Espiyesi. Ama bunun dışında Trebolu markasında Çaykur'un Trebolu 42'si mavi paketi ve diğer Trebolu markaları üretmedikleri çayı dışarıdan alıp Trebolu markasıyla satıyorlar. Ondan bahsediyor yani. Bu işte Trebolu'da üretilmeyen çayın Trebolu markasında Türkiye'de bir pazar oluşturulmaya çalışıyor. Ondan bahsediyor arkadaşlar. Kaçak değil, Türk çayı. Türk çayı. Evet, Türk çayı bize bölgesi, diğer bölgeler. Diğer bölge, yani bu bölgenin spekleri taşımayan, kalitesini taşımayan ürünler. Çay bitkisinin en önemli özelliği de bizim bölgemizin toprak yapısı. Bakır ve ağır metalden yoksun bir toprak yapısına sahibiz. O yüzden bizim 50 bardak çay içseniz bile midenize herhangi bir etkisi olmayan özelliği, en önemli özelliğimizden biri de işte toprak yapımızdaki ağır metal ve bakırdan yoksun toprak yapısı. Çok önemli bu. Yani buna dikkat çekmek istiyoruz. Diğer tarafa gidince, biraz daha diğer tarafa, Doğu Karadeniz'e doğru gidince bakır madenleri biliyorsunuz etkin hala ocaklar çalışmakta. Bizim bu bölgemiz o bakır madeni ve ağır metallerden yoksun toprak yapısı, kararında yağış, kararında güneş, iklim yapısından dolayı da çok özel çaya sahip. Yani şimdi bir şey de ben merak ettim de onun için soracağım size. Biraz önce önemli bir iddiada bulundunuz. İlginç yani, şimdi vatandaş tekele güvenip Trebolu 42 o mavi paket denilen çaydan alıyor. Özel diye. Peki siz de diyorsunuz ki aslında bu diğer çaylarla karıştırılıp yapılıyor. Yani bu önemli bir iddia. O zaman büyük bir şey var burada. Yanlışlık var gibi geldi bana. Esas dikkat çekmek istediğimiz de o. Buradan Çaykur'da sesleniyoruz. Diğer fabrikalara da. Buradan Rize bölgesinde paketlenip Türkiye'ye sadece Trebolu'yu, Giresun'u tırlarla geçerken gören paketler onlar. Lütfen araştırın. İyi markayı, çay üretim ne kadar yapılıyor, nerede yapılıyor, nasıl yapılıyor, hangi pakete giriyor? Bunları lütfen sizlere sunuyoruz. Lütfen araştırın. Bunu da gerekli merciler bize açıklasın istiyoruz yani. Yani bu sizin bir iddianız. Mavi paketi adı altında özel Trebolu çayı diye diğer yörelerin işte ne bileyim Trabzon tarafında falan da üretiliyor çay. O çaylar karıştırılıp bu Trebolu 42 adı altında mı paketleyip satıyorlar? Hemen dikkatinizi şöyle çekeyim. Trabzon tereyağı var. Örnekleme yapıyorum. O kadar bizim bölgemizde o kadar süt üretilmiyor. İsmi o şekilde satılıyor. Ne kadar zarar veriyor bölgemize biliyorsunuz. Çay da aynı şekilde. Trebolu çayı adı altında satılan çayların, bizim elimizde nadide bir ürün var, tarım ürünü. Bu kadar çayımız olmadığı halde bunlar pakete girip götürüyor. Vatandaş, içen adamda ne farkı var Rize veya Rize diye demiyorum. İyi çaylar var tabii ülkemizde. Bir diğer çaylardan ne farkı var diye sorguluyor haliyle. Bunu ben anlatmak istiyorum, bunu ifade etmek istiyorum. Ticaret borsamızda her yıl ne kadar yağış yaprak aldığımız bellidir. Çaykur'unda bellidir, Amber Çayı'nda, diğer fabrikalarında bellidir. Bunları elinize geçtiği zaman, bölü 5 yaptığınız zaman üretilen çay bellidir. Satılan çayla üretilen çayın arasında büyük bir dengesizlik var. Sadece onu diyoruz. Ama bu tüketici bunu bilemez yani. İşte tüketiciyi artık siz basın ve şey olarak, biz de olarak aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani biz bunu yazarsak bir, yarın öbür gün ben açık konuşayım. Büyük bir iddia bu. Bak, yarın Çaykur'la yani şeye girer. Yazın diye söylüyoruz zaten. Yani, bir itham değil bu. Açıklaması i̇tham lazım. Ben bu kadar paket üretiyorum, bu kadar paket satıyorum. Bir itham değil bu. Bir itham değil. Yani Çaykur bu yöredeki çayı topluyor. Rize'deki fabrikasında paketliyor. Giresun çayı diye. Evet, hayır, bunlar da böyle. Hayır, o değil. Trebolu 42. Trebolu'da yetiştirilen çay bu. Götürüyor Rize'ye. O çayı başka başka tarafın çayı da karıştırıyor. Trebolu diyor. Yıllardır böyle. Yıllardır böyle. Ama ben şöyle diyorum. Almış olduğu yaş yaprağı, üretmiş oldukları kuru çayı ve sattıkları ürünü onu kıyasladığın zaman o zaman ortaya çıkar. Ne kadar ürettiniz, ne kadar yaş çay kuru çaya dönüştü,
ne kadar paketleriniz sonuç ortada ya. Yaptığınız ticaret ortada. O zaman burada şimdi yerel yönetimlerle ya da yerel tüketimle ilgili bir sıkıntı mı var? Ayrıca ben gelmeden önce internet ortamında baktığımda çay üreticisinin alımından işte yaş çay ödemesine kadar hep not almışsınız, hep duyurular yapıyorsunuz ama gördüğüm kadarıyla arabada iner inmez doldurup bir profesyonel olmadan bir başlangıç oldu. Az önceki konuşmalarınızı da alamadım. O yüzden sağlıklı bir soru da soramazsam ama bakmayın. Burada bir kopukluk mu var acaba? Çünkü ambalaj mükemmel, sunum çok güzel ama isim farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gönderilen ürün olarak. Mesela şöyle diyeyim. Bakın siz buraya geldiniz. Biz saat 10'daki programımız. Biz 10'da bir program yaptık. Sizi de özellikle bekledik yani saat 11.30'a kadar. Onun için hızlı bir şekilde oldu bu. Yoksa biz saat 10'da programımızı tüm basın mensuplarına, Trabzon basını burada. Olarak, en azından bir bekleme de yapılıp hareket öyle olması gerekir. Ama o da bize dönük bir şey oldu. Ben şu anlamda söylüyorum. Buyurun. Yani yeterince duyuramama. Ben ilk kez geldim mesela davet edilerek ve fevkalade büyük bir zevk alarak şu anda buradayım ama bu anlamdaki duyurularınız, anlatımlarınız daha sosyal medyayı bu kadar iyi kullandığınız düşüncede daha sağlıklı olacak mı acaba? Tabii ki. Önümüzdeki dönemde biz her geçen gün, her geçen yıl kendimizi yeniliyoruz, geliştiriyoruz. Bölge tarım ürünümüze dikkat çekmek istiyoruz. Bu en önemli özelliğimiz bu. Şu çaylıkların her birinin sahibi bizim ortaklarımız. Biz yani bir ticarethane patron firması değiliz. Devletin yaptığı gibi biz duyurularımızı yapıyoruz. Söylemiş olduğumuz her şeyi de yerine getiriyoruz. Çünkü çay fabrikası aynı zamanda çay çiftçisinin bunu da bir tam anlamıyla geliştirerek devam ediyor. Sosyal medyada gelen influencer arkadaşlarımız 20'ye yakın. Şu an tarlanın içinde çekimlerini yapıyorlar. Biz de geçeceğiz değil mi? Tabii ki bu. Hemen çay içtiğinde şu an çekimler devam ediyor. Evet. Son olarak da bir şunu belirtmek istiyorum. Çok özür dilerim. Bu anlamda kendi sağınızda